Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuş kılışımız. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Wang Yi'nin Türkiye ziyareti keng kölemli karşılık namayışlarına duş geldi. Xitay Taşqi İşlar Ministri Wang Yi 6 devletini öz içiga alğan ziyaret planı boyunca tünügün keç Türkiye paytaxtı Ankara'ya geldi. Mevlut Çavuşoğlu Ankara'da Wang Yi bilen ayrım ve heyetler ara uçuruştu buldu. Uçuruşta iki devlet münasebetleri rayonluk ve halkaralık özgürlükler hakkında öz ara fikir almıştırıldı. Çavuşoğlu iki devlet otursudaki münasebetlerini stratejilik şeriklik seviyesindeki yetküzüşünü halaydıqallıqını əskertiş bilen bir vaxtta Taşqi İşlar Ministerleri Məsləhət Kengişi mexanizmi yığınlanmı keyinrek keng dairelik ötküzüldüğallıqını etdi. Yeni bir tarafdan Wang Yi bugün Prezident Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prezidentlik sarayda kabul qilindi. Taratqularga yepiq ötküzülgen uçuruşqa Mevlut Çavuşoğlu mu qatnaşdı. BBC Türkçe'ye məlumat bergen yukarı derecelik bir diplomat mezkur ziyaretten burun qılgan sözü de bu qedimki uçuruşta nahayti muhim temalar var. Elbette Uyghurlar meselesi mu kün tertibke kelidu. Uyghurlar meselesiga Türkiye'nin qandaq qaraydiganligi hürmetlik minister tarafından çoqum otturgu koyuludu degen. Mevlut Çavuşoğlu bugün Twitter'da uçur hembehirlep, körüşte Uyghur Türklerge münasibetlik meselelerdeki sezgürlükimizni ve oy pikirlerimizni yetküzdük degenlerini bildirdi. Wang Yi'nin Türkiye ziyareti Ankara ve İstanbul Beyazıt Meydanı'nda mıngılgan Şarkı Türkistan halkı ve akbarat vasıtları katnaşkan zor kölemlik akbarat ilan kılış yığılışları bilen kütüvelindi. İstanbul'daki akbarat ilan kılış yığınıda Xitay tecavüzcülerinin bayrağı yerge taşılınıp dessaldi. Ve Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayetleri nahayeti küçülük tarihinde oturgu koyuldu. Bu bayrak ne? Öygemez! Hala geçirişkin bombaydı. Bu varlık insanlık nefret kılıdıkan, tükürüp taşlaydıkan, lanet okuydıkan bayraktır. Tüfe! Allah'ın laneti! Wang Yi'nin Türkiye ziyaretine karşı İstanbul ve Ankara'da namayış ve akbarat ilan kılış yığını ötküzüldü. Xitay rejiminin Taşqi İşlar Ministeri Wang Yi'nin Türkiye ziyareti münasibeti bilen Xitay tecavüzcilerinin Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan dini bastırış, irqi qırğınçılık ve insaniyetke karşı cinayi kılmışlarına karşı İstanbul ve Ankara'da okşaş vakitte namayış ve bayanat ilan kılış faaliyeti ötküzüldü. İstanbul'daki namayış ve bayanat ilan kılış yığını Beyazıt Meydanı'da, Ankara'daki bayanat ilan kılış yığını Yeşil Bağcı Mihmanhanası'da ötküzüldü. Ankara ve İstanbul'daki faaliyet okşaş vakitte devlet şehri okuş bilen başlanan bulup, Beyazıt Meydanı'da yana Şarkı Türkistan bayrağı çıkarıldı. Kollarda Şarkı Türkistan bayrağı ve Xitay tarafından lagırgı solanan ailesi ve uruk tukalarının sürtü çürülgen tahtaylarını götürgen 2000'e yakın Şarkı Türkistan halkı, Xitay irqi qırğınçılıkını toxtat, lagırlar takalsın degendek şuarlarını toledi. Ankara ve İstanbul'da ötküzülgen namayış ve akbarat ilan kılış yığını Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin teşkilleşi ve Dünya Uyghur Kurultayı Şarkı Türkistan Vahbi, İsa Yusuf Alıptekin Vahbi, Şarkı Türkistan Yaşlar ve Kültür Cemiyeti, Dünya Uyghur Kurultayı Vahbi ve Uyghur Akademisi Katırlık Teşkilatlarının hemkarlığı bilen uğrunlaştırıldı. Ankara'daki akbarat ilan kılış yığını da aldı bilen Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi bayanat ilan kıldı. İstanbul'daki faaliyette Şarkı Türkistan Mağrıfı Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdülahat Abdurrahman Efendi, Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'ye vakaleten Xitay Taşqi İşlar Ministerinin Türkiye ziyareti hem de Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irqi qırğınçılık cinayetine karşı bayanat ilan kıldı. Bayanatı Xitay'nın Şarkı Türkistan'da lagırlarını tesis kılıp 8 milyon Şarkı Türkistan halkını sebepsiz tutkun kılganlığı, mecburi emgek siyasetini icra kılganlığı, Uyghurlarını Xitay ülkelerine sürgün kılıp ziyankeşlik kılış katarlık vasıtları bilen irqi qırğınçılık yürgüzgenliği bildirildi. Bayanat yana Türkiye hükümetinin Wang Yi'ni ceza lagırlarını takaşka mecburi emgekini Xitay ülkelerine sürgün kılıp ailelerini parçalaş siyasetini derhal toxtışkı çakırışı talep kılındı. Bayanatın ahırda Türkiye hükümetinin Amerika, Kanada, Avrupa İttifakı katarlık devletler bilen birlikte Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayi kılmışlarını irqi qırğınçılıkta bekitiş, Xitay'a karşı imbargo ve ceza yürgüdüş talep kılındı. Ankara'daki faaliyette Dünya Uyghur Kurultayı Muavin Reisi Doktor Erkin Ekrem, Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Kültüs Cemiyeti Başkatibi Nuriddin İzbasar, Uyghur Akademisi Reisi Profesör Doktor Alimcan İnayet,
İsa Yusuf Alıptekin Vakfı'ra ise Doktor Ömer Kul Qatarlıq Təşkilat Rəhbərleri növət boyucu söz kıldı. Onlar sözlerde bir dek Xitayının Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan lagir siyaseti 8 milyon etrafıdaki Şarkı Türkistan halkını sebepsiz kamaş, mecburi emgeki seliş, ayarlarını mecburi tuğmas kılış Qatarlıq vasıtlar bilen kırgın kılgallıqı. Uyğur perzentlerini ailesinin ayırıp, ballar lagirge solap, Xitaylı şıkı mecburluğallıqı, Şarkı Türkistan halkını Xitay ölkülerge sürgün kılıp, ailelerini parçılıqallıqı Qatarlıq terörlük siyasetini tepsili tonuşturup ödü. Şunlarla Amerika ve Avrupa elleri Şarkı Türkistan meselesi de Xitay'a ceza yürgüzbatkan bir peyitte, Türkiye'nin tekçi küçülük avaz çıkarmağallıqını, Türkiye hükümetinin kanxor vanyini ceza lagırlarını takaşka, mecburi emgek, ayarlarını mecburi tuğmas kılış, sürgün kılış Qatarlıq cinayetlerini toxtışkı çakırışını ümit kıldıqallıqını bildirdi. İstanbul'daki namayışta Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Reis Vekili Mahmutcan Damollam söz kılıp, Çetel'de yaşavatkan Nurgun Uyghurlar Şarkı Türkistan davasının sırtı tuturmaqta. Şarkı Türkistan halkı Xitay tarafından kırgın kılınıvatkan içinişlik bir peyde, bir kısım Şarkı Türkistan halkının davadın özünü kaçırışı içinişlik bir ahval. Şunu ben Uyghur halkını Xitay'a karşı koledin kildiğen barlık karşılıklarını körüsüşke çakırmen digerlerini bildirdi. Elbette kabirmen açık kildiğen her kandak yagi dessa digenge elbette müşahid tuğgan kademlerinin hemisi şu katadın bulunuz. Kabirmen bunu açık kildi. İkinci mezmunda vela yanaluna min adu vela yanaluna neylen? Ula aş müminler bu kapırığı küçükkinem zerbi verdiğen ulanın abruyun tüküdüğen yakı ulanın kendini tüküdüğen aşurağı küçükkinem zerbi verdiğen işini kılarısa dedi. Elbette müşahedeki faaliyetle dünyanın her kayış yayılırdı ki bizden halkımızın köreş meydanları ulanın abruyun tüktü. Dünyada nurgun insanlar bunanın zanımlığı, bunanın kamhorluğu, bizge irki kırgınçılık mürgüzü vatkanlığından ibaret bu hakikat ne? Muşu siyasi köreşleyen, halkımızın dünyanın her kayış cahilirdi yüzünün hakikatini talep kılıç meydanları arkalıkça bunanın abruyu tükeldi. Faaliyet yine Uyghur Akademisi İdare Hayeti Azası Doktor Burhan Uluğyol söz kılıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzbatkan bastırış, irki kırgıncılık cinayeti hakkında şüncü müstehkem pakitler tursumu bırak Xitay pakit aldığı cinayetlerini inkar kılmakta. Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayetleri halkara cemiyetke ayan buldu. Hem de Xitay bu kılmışlarının devamlık tanılmaydı deb tekitledi. Faaliyet yine Avrupa Şarkı Türkistan Mağarip Cemiyeti Reis Vekili Eysa Sağut Efendi söz kılıp, namayış 1-2 saatten keyin ahırlaşıdı. Ama biz Xitay'a karşı duruşunu devamlaştırışımız, birleşip hareket kılışımız gerek. Birleşelisek bizni hiç kim tosup kalalmaydı diğerlerini bildirdi. Faaliyet yine Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Abdusalam Teklemakan söz kılıp, Xitay Şarkı Türkistan'daki kelgüsümüzden ümidi bulan prezidentlerimizden mecburi ailesinden ayırıp, Xitay kılıp terbiyelemekte. Men bu münasebet bilen İslam dünyası ve Türkiye'ni Şarkı Türkistan halkı üçün avaz çıkarışı çakırmen diğerlerini bildirdi. Ahırda Şarkı Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti'ye vakaleten söz kılgan Qamer Artış Hanım, Xitay komünistlerinin Türkiye'ye bulan yüşürün tehdidi hakkıda toxtaldı. O sözde Xitay halkaradı casusluk, texniki uğurlaş, aldamcılık ve başka her xil vasıtlar bilen özünü güçlendirmekte. Xitay Türklerini kolga keltiriş maksadı da Türkiye içinde iqtisadi ve siyasi nüfuzunu küçeytmekte. Xarip elleri Xitay'nın rezil maksadına karşı hareket başlayan muhim bir peyitte Türkiye bunu his kılalmadı. Men Türkiye'ni garip elleri bilen bir sebepte Xitay'a karşı hareket kılışkı çakırmen diğerlerini bildirdi. Faaliyet yine cemaat erbabi Abdüqadir Yapşan Efendi Xitay bayrağı destep durup söz kıldı. O sözü de Şarkı Türkistan Xitay'nın zimini emez. Xitay Şarkı Türkistan'dan çıkıp getişi gerek. Barlık Uyghur Xitay'nın tehditlerden ziyankeşlik kılışıdan korkmasızlığı gerek. Çünkü Xitay bizni her vakit kırgın kılıbatıdı diğerlerini tekitledi. Ahırda Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Azası Ataullah Halpi Tacim'nin başçılığı da Xitay'nın halakiti Şarkı Türkistan halkının azatlığı üçün dua kılındı. Mezkur namayış ve akbarat ilan kılış yığını bugün her hıl tillardaki nüfuzluk taratkularda köplep haber kılındı. Yukarıda tilge ilingallardan sırt namayış ve bayanat ilan kılış yığınığı katlaşkan ve hemkarlaşkan teşkilatlar Uyghur İlim Meripet Vahbi, Şarkı Türkistan Medya Teşvikat Cemiyeti, Kökay İnsani Yardım Cemiyeti, Şarkı Türkistan Vahbi, Şarkı Türkistan Yaşlar ve Kültür Cemiyeti, Uyghur İlim ve Medeniyet Tetkikat Vahbi, Şarkı Türkistan İgilik Tikiliguçlar ve Soğudigarlar Cemiyeti, Şarkı Türkistan Muhacirlar Cemiyeti, Şarkı Türkistan Tenterbiye ve Terakiyat Cemiyeti, Dünya Uyghur Kurultayı Vahbi, Şivisiye Uyghur Mağarip Uyuşması,
Yevropa Şarkı Türkistan Maarif Cemiyeti, Finlandiya Şarkı Türkistan Cemiyeti, Finlandiya Uygur Kültür Cemiyeti, Ahmet Yesevi İlim ve İrfan Vakfı, Sütuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı, Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Kültür Cemiyeti, Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti, İsa Yusuf Alıptekin Vakfı, Pakistan Ömer Uygur Vakfı. Tədqiqatçılar Xitayning Uyğur millətini asta-asta vəyran qılıbatqanlığını bildirishdi. Yaqınqı məzgillərdə Uyğurlarning tuğuş nisbətinin azlab ketishiga aloqador uchurlar xalqaro jamiyatga aşkarlanğandan keyin bir qism tədqiqatçılar buning orqasida Xitayning Uyğur millətini asta-asta vəyran qilish yomon niyatining borligini bildirgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha ba'zi kishilik huquq faoliyatchilari va mustaqil e'lon qilgan dokumentlar Yaqında Sharq Turkistonda tug'ilish nisbatining 2017 yildan 2019 yilgacha 50% ga yaqin tövalliganligini ko'rsatgan. Biroq Xitoy jinoiy qilmishidan tenivelishga yo'l ochib, Sharq Turkistondagi nupsning ko'payish nisbatining tövallash sababini pilanlik tug'utni qattiq ijro qilish va nikoh huqumidagi o'zgarish deb chora solgan. Dokumentda oshkorlanishicha Sharq Turkistondagi nupsning eshish nisbati 2017 yildan buyon zo'r darajada tövalligan bo'lib 2017 yildan 2019 yilgacha Sharq Turkistondagi tug'ilish nisbati 15.88 promildan 8.14 promilga tushib qolgan. Ya'ni qisqig'ini 2 yil ichida 50% ga yaqin tövallagan. Sharq Turkistondagi nupsining tabiiy eshish sur'atimi o'xshash mazgildagidan shiddat bilan tövallab 2017 yildagi 11.4 promildan 2019 yili 3.69 promilga tushib 67% dan ko'proq tövallagan. Xitoy doirlarining Sharq Turkiston haqida e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, bir qism rayonlardagi nupsning ko'payishi Sharq Turkistonning o'rtacha saviyasidan ko'p tövallagan. Bulibmi Uyg'urlarni asos qilgan Xotan noyisida Uyg'urlarning nupusi 97% ni egallaydigan bo'lib, yezu nupusining nisbati 78%, tug'ilish nisbati va tabiiy nupusining eshish nisbati 2018 yili aron 8.58 promil va 2.96 promil bo'lgan. Biroq bu rayonning tug'ilish nisbati va nupsining tabiiy eshish nisbati 2017 yildan ilgari ayrim-ayrim holda 20% va 15% dan yuqori ekan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy doiralari 2019 yili barlik rayonlarning nupus statistikasini texi e'lon qilmagan bo'lsa-mu, biroq Xotan viloyati Chira noyisi e'lon qilgan statistikalik dokumentda oshkorlanishicha, mazkur noyining 2019 yildagi nupusining eshish sur'ati oldingi yilga solishtirganda davomli tövallagan bo'lib Tug'ilish nisbati 6.58 promilga, nupsning tabiiy eshish nisbati 0.05 promilga tushib qolgan. Mutaxassislarning bildirishicha, Xitoyning bu qilmishlari Xitoyning Uyg'urlarga qarshi yurgizgan mazkur jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitishga yetarlik ekan. Ammo kulgilik yeri shuki, Xitoy mutaxassislarining Xitoy o'zi e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga asoslanib e'lon qilingan dokumentni ayiblab Atalmış Şinjanın nüfusu 2010 yılından 2018 yılına tiz süratte eşini sakladı deyip bildirilişleri bulgan. Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı Başkatibi İttifaklaşsak Xitayning hırsıga taqabil turalaymiz dedi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı'nın Başkatibi Jens Stoltenberg Xitay haqqıda toxtulup, Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı İttifaklaşkan taqdirde Avrupa ve Şimali Amerika İttifaklaşlarının Xitayning hırsıga ortak taqabil turalaydıqanlığını təkidligen. Xabarda qayd qilinishicha, Başkatib Stoltenberg 23 mart ziyoratga kelgan Amerika tashqi ishlar ministri Blinken bilan ko'rishganda, agar siz Xitoydan ansirsangiz, Xitoy pat yaqinda dunyodagi eng cho'ng iqtisodiy gavdiga aylandi. Ammo Shimoliy Atlantik Aktiv tashkiloti ittifoqdoshlari birlashsa, dunyo iqtisodining 50% va dunyodagi harbiy kuchning 20%ga ega bo'lgan bo'ladi. Biz birlashib yangilik yaratish va zo'r miqdorda texnikalarni safarbar qilish orqali Xitoyning qat ko'tirishi va xirislariga taqabil tura olamiz degan. Bildirilishicha Stoltenberg ilgari Shimoliy Atlantik Okean Ahdi Tashkiloti 2030 planini o'ttirib qo'ygan bo'lib, u Shimoliy Atlantik Okean Ahdi Tashkiloti ittifoqining harbiy kuchini saqlab, siyosiy jihatda texnik kuchayishi Xitoyning Atlantik Okean halqigan xalqaro siyosatiga qarshi texnik aktiv taqabil turishda turtkilik rol elishi kerak deb qarigan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken seyshanba kuni Shimoliy Atlantik Okean Ahdi Tashkiloti rahbarlari va tashkilotdagi ittifoqdoshlarining bir qism tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishgandan keyin chorshanba yana Yevropa ittifoqi rahbarlari bilan ko'rishib, Xitoy virusi yuqumiga taqobil turish uchun iqtisodni asliga keltirishga tirishish, shunaqa Xitoy, Rossiya va Iron qatorliq dunyoviy xiris qatorliq masalalarni muzokara qilgan.
Blinken Taşkı İşler Ministeri vazifesiga oltırgandan buyanki tunji chet el ziyaretide Devlet Müdafiye Ministeri Austin bilen birlikte Amerika'nın Asiya'daki ittifaktaşları Japonya ve Koreya'nın diplomatiya ve müdafiye emeldarları bilen görüşken bolup Japonya ve Koreya'nın ijobiy inkasiga erişken idi. Xitayning Uyghur xalqiga qilgan ziyonkashligi dünyanın vicdanına qilingan xirisdir. Amerika Avam Palatasının reisi Nancy Pelosi hanım Amerika başçılığındaki garip devletlerinin Uyghurlarını depsende kılgan Xitay emeldarlarını cezalıqallıqını muayyelleştirdi. O Biden hükümetinin Xitay'a karata yürgüzgen cezasının Xitay'nın Uyghur halkıgı karatkan yavayilerçi vahşilikini cevapkarlıqı tartıştaki küçlük ve ünümlük bir kadem işkerlikini bildirdi. Nancy Pelosi hanımının 23 Mart elan kılgan bu axtiki bayanatı da takitleşçe, bu ceza Amerika ve xalqara cemiyatının birleşip Xitay'nın xorlaşığı karşı Uyghur xalqının hukuki ve izzet hürmetini qoğdaydı qallıqının mutlaq eniq işbadisi ikken. Amerika, Avrupa İttifaqı, Kanada ve Angliya 22 Mart günü birli vaqtı Xitay'nın Uyghurlarını depsende kılgan 4 nöper emeldarı bilen bir devlet aparatını cezalıgan idi. Nancy Pelosi hanım bayanatı diyene Xitay'nın Uyghur xalqıgı kılgan ziyankeşliki dünyanın vicdanına kılınan hırs ikerliki ve bu hırsının dünyanın tedbir elişini talep kıldığını bildirdi. Onun eğitişçe Amerika Devlet Meclisi Uyghur Mecburi Emgikini Çekleş Kanun Lahisi, Uyghur Kişilik Hukukunu Koğdaş Kanun Lahisi, Uyghur Mecburi Emgikini Aşkarlaş Kanun Lahisini kün tertipki koyuş arkalık kanun çıkarış cihati teximi ilgirlep hareketki ötüdüken. O bayanatının ahırıda Amerika İttifaktaşları bilen birge Xitay'nın kişilik hukuk defsendikilikini cümleden onun Tibet halkıya, Hong Kong halkıya, Çonkurukluktaki ahbaratçılarga, kişilik hukuk adukatlarga ve faaliyetçilerge kılgan ziyankeşlikini cevapkarlıkı tartışını devamlaştırdı diyen. Amerika Kengeş Palata azaları Şarkı Türkistan'da halkara tekşürüş elip verişini talep kıldı. Amerika Kengeş Palatası'nın demokratlar ve cumhuriyetçilerden bolgan 6 nöper azası devlet meclisiga Uyghurlar hakkıda karar lahiyesi sunup, Xitay'nın Uyghurlarga tutkan vahşi muamelesini tenkit kılgan. Şunundak Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk tepsendikiliki ve cinayetler üstüden halkara tekşürüş elip verişini talep kılgan. Karar lahiyesi de Amerika Prezidenti Taşkı İşler Ministeri, Amerika'nın BDT'deki baş elçisinin BDT baş katipini atalmış Şinjan Uyghur Abnum rayonunun vaziyetiga teximi aktip, teximi aşkari pozisiya bildirishga, jumladan Sharqi Turkistondagi xalqlarni defsende qilishga qatnashgan shaxs va apparatlarni tekshirish, javobgarlikka tortishga chaqirishni talab qilgan. Mazkur qaror loyihasini tayyorlagan Kengash Palata a'zolaridan Chris Kunis 23 mart e'lon qilgan bayonotida biz Amerika ve bizning ittifoqdoshlarimiz, sheriklarimizni Xitoy rejimining Sharqi Turkistonda sodir qilgan jinoyatlari ustidan ishonchlik tekshirish elib berishga chaqiramiz degan. Mezkur karar layihasını sunan yeni bir Kengeş Palata azası Marco Rubio, Trump hükümetinin bunu irqi qırğınçılıq deb bekitip doğru qılğanlığını bildirip, hemde Biden hükümetinin hakiki hareket kollanış, bizning ittifaqdaşlarımız ve şeriklerimizge yetekçilik qılıp, xorluğuçularını toxtutuş, cevapkarlıqı tartış ve sotlaşının vaxt geldi degen. Biden hükümeti bunun aldıda Kanada, Avrupa İttifaqı, Angliya bilen birge Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki 4 emeldari ve bir apparatını cezalıgan. Tayvan bir yiroq masofalik boshqarilgan bombasini turkumlab ishlab chiqarishni boshladi. Tayvan davlat mudofaa ministri Qiu Kuching Tayvanning uzun masofalik boshqarilgan bombasini turkumlab ishlab chiqarishga boshlaganligini jakarladi. Osiyo xabarlar kanali Qiu Kuchingning Taybey parlamentida so'z qilib, ministerlikning davlati uchun yiroq masofalik qurollarni taraqqiy qildirishni oldingi o'ringa qo'yganligini aytganligini xabar qildi. Devletlik Chongshan Pantexniki Institutining uzundan buyon bu xil qurollar ustida tadqiqot edib berayotganligini bildirgan Chiu, yiroq masofalik bir boshqarilgan bombani turkumlab ishlab chiqarishga boshlaganligini, boshqa 3 modelning taraqqiy qildirish bosqichida ekanligini qayd qildi. Tayvan davlat mudofaa ministri 17 martdagi bayonotida Taybeyning Xitoyning tahdidiga qarshi Janubiy Xitoy dengiz va Itu Aba orlidagi harbiy mavjudiyatini kuchaytirganligini e'lon qilgan edi. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılar 29 mingdan eşip geldi. 24 Mart Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılarının 29.762'ye yetkenlikini ilan kıldı. Ministerinin malumatıga asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandı deb guman kılıngan 221.738 kişi tekşürülüşü arqalıq
yeniden 29.762 kişinin yukumlanğalıqı eniklanğan. Növette 1.142 kişi doktorhanda bulup, bir gün içeri yana 146 kişi kaza kılıp, 17.761 kişinin salametliği əsligi gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışkı başlığandan beri salametliği əsligi gelgenler cemi 2.881.000'a, kaza kılgallar 30.462'ye, kesili iğir bimarlar 1.720'ye yetgen. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şuna kadar programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.